o tarayıcı önce evrağı tarıyor, sana sesli okuyor ve ondan sonra evrak hakkında kanat ediyorsun, karar veriyorsun, imza veriyorsun. Ben Yusuf Çelebi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanıyım. Şimdi konu ne zaman nereye gelirse gelsin hep dezavantajlı gruplar ya birileri dokunmuştur, belli bir yerlere gelmiştir ya şartlar zorlayarak çemberi kırmışlardır. Ben aslında biraz da kendimi şanslı görüyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne değerli bakanımız Fatma Şahin belediye başkanı olunca merkezde yapmak istediğini, yerele doğru yapmak istediğini, kendisini yapması gerektiğini ve kendisini yürürlüğe koyması gerektiğini, buranın Gaziantep'te pilot bölgesi olması gerektiğini düşüncesiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde 2014 tarihinde engelliler daire başkanlığı kurdu. Ve ilimizde herkese ne lazımsa, engellilerimize, yaşlılarımıza, diğer bireylere yaptığı hizmetin aynısını tüm dezavantajlı olan bireylere bu hizmeti verdi. O zaman da Sayın Bakanımız beni uygun gördüğü için o günde bugüne kadar da Sayın Belediye Başkanımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ben biraz diğer engel gruplarına binaen hem şanslıyım hem yüküm ağır. Neden şanslıyım, neden yüküm ağır? Türkiye'de yerelde ilk kez engelli bir birey daire başkanı olmuş. O zaman o daire başkanı olan birey tüm engelliler adına daire başkanı olduğu için onun başarısız olma şansı yoktur. Mutlaka başarmak zorundadır. Eğer ben burada başarısız olursam tüm engelliler adına başarısız olmuş olurum. Tarihin birinde buralarda ayrıldığımız zaman bizim başarılarımız ifade edildiği zaman diğer engelli arkadaşlarımız da bu başarıyla bu gibi yerlerde yerini alacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle biz bütün ekibimizle birlikte ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Diğer daire başkanlıkları farkımız olmadığı gibi hizmeti olduğu gibi götürüyoruz. Kimin hayatını kolaylaştırırsanız o hayatını kolaylaştırdığınız insanlar hakkınıza iyi söylerler. Eğer ben bu masaya onlar adına temsil ediyorsam, haklarını doğru verirsem tabii ki iyiliğimden bahsedeceklerdir. Aksi takdirde kimse iyiliğinize bahsetmez. Bu nedenle bugüne kadar şikayet almadık. Ha şikayet edene olmaz mı? Onlar da olabilir. Ama ben şuna hep açığım. Yusuf Çelebi olarak öz eleştiri bir kötülük anlamında değildir. Bir talep eksiği görmektir. Eksiği çözmek adına öz eleştiri herkes yapabilir. Ben aslında vasıtanızla Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Eğer engellilerde, engelli ailelerinden de oy almak istiyorsanız kenti beraber yönetimini de dikkate almanızı diliyorum. Aranıza belediye meclis üyesi, il meclis üyesi ve hatta ve hatta iddialı olun Sayın Belediye Başkanımız, Bakanımız Fatma Şahin gibi engelli ve yaşlılar daire başkanı kurmayı da millete taahhüt edin artık. Çünkü Türkiye'de %12.29 bir engelli kitlesi vardır. Ailelerle birlikte sayarsanız yaklaşık 30-40 milyon insana takabil ediyor. Dünyada engelli sayısını sorarsanız 8 milyar nüfustan 1 milyarın engelli olduğunu dünya söylüyor. Evet, engelliler öğretmen olabilir mi? Engelliler hakim olabilir mi? Engelli bürokrat olabilir mi? Hatta tarihin birinde engelli öğretmen de olamaz dediler. Çok değerli Cumhurbaşkanımız dedi ki engelli de öğretmen olur, bal gibi olur dedi.
Aslında değerli Cumhurbaşkanımız da çok değerli Bakan Başkan Fatma Şahin'in dokunuşları ses getirdi. Biz engelliler olarak tabuları yıka yıka geliyoruz. Yıka yıka gelmeye devam edeceğiz. Şimdi kimse şunu algılamasın. Ben Yusuf olarak söyleyecek olursanız üniversite mezunuyum. Bir de yüksek lisans mezunuyum. Yüksek lisansım uluslararası ilişkiler siyaset bilimi. Onlar da eğitim almış. Biz de aldık. Şimdi ben ve onların aldığı eğitimde aynı okulda eğitim alıyoruz. Ama aynı makamlarda kendimizi görmüyoruz. Onlar şöyle algılıyorlar aslında. Sanki devlet elle ayakla yönetiliyor. Ey arkadaşlar, sevgili dostlar, duyun artık. Son zamanlarda yapılan mücadelede Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle meclisteki tüm vekillerin oy birliğiyle artık engelliler hakim savcı olabiliyorlar. İlgili alanlarda söz ve karar sahibi oluyorlar. Neden biliyor musunuz? Devletler elle ayakla değil, akılla yönetiliyor. Kararlar gözle değil, ayakla değil, bedenle değil, akılla veriliyor. Çok şükür bu akıl, bu fikirde bizde olduğunu bütün engeller adına söyleyebilirim. İnşallah bu gibi makamlar Türkiye'de bu eğitim düzeyinde olan, bu eğitimleri almış olan bütün kardeşlerime nasip olur. Onlar da diğer bireyler gibi geç kalmış olan haklarını almış olurlar. Öncelikle şunu açıyorsunuz, tarayıcı, evrağı masanın altına, cihazın altına koyuyorsunuz, tarayıcı cihazı okuyor, siz ondan sonra imzalıyorsunuz. Olabilirsin ama senin görme oranını senin yerine, evet, alabilirim.